Malumu yayılır oy oy, malumu yayılır. Döşeğin üstünde oy oy, nar mı soyulur oy oy, nar mı soyulur oy. Bir gün görmeyinen oy oy, yar mı sevilir oy oy, yar mı sevilir. Gecesi gündüzü oy oy, bir olmayınca, bir olmayınca. Bir gün görmeyinen oy oy, yar mı sevilir oy oy, yar mı sevilir. Doğma büyüme aslında buralıyım. Memleketim Ordu Mesudiye. Biz burada uzun yıllar tabii yaşıyoruz. Beykoz'un artık yerlisi olduk. Annem babam tabii bizim çocukluğumuzda babam Şecan Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaktaydı. Şecan Fabrikası'ndan emeklidir kendisi. Annem 2019 yılının Mayıs ayında maalesef kaybettim. Çocukluğumun Beykoz'u Paşa Bahçesi. Tabii bizim büyüklerimiz zamanında çok büyük zahmetler çekmişler. Dedem, babaannem, annem ve babam. Özellikle rahmetli annem, tabii biz o zaman ufacıktık, tefeciktik. Aklımız belki eriyordu, ermiyordu. Mezarlık Boğazı'ndan bu evler yapılırken bir ton zahmetle yapılmış. Yani Mezarlık Boğazı'ndan sırtlarında o kadar çok zahmet çekmişler ki sular getirmişler. Belki buranın doğru düzgün yolları bile yoktu. Yani kumuydu vesairesi, tuğlasıydı, kiremitiydi. Yani buranın asıl zahmetini çekenler büyüklerimiz. Özellikle dedelerimiz, anne ve babalarımız. Yani onların kıymetini yaşarken daha çok anlamak gerekiyor. Yani bu zahmeti yaşamayan tabii ki bilmez. Biz belki uzaktan yorumlayabildiğimiz kadar belki iyi belki kötü yorumlayabiliriz ama asıl yorumlayacak kişiler onlar. Çocukluğumun Beykoz'unu, Paşa Bahçesi'ni gerçekten arıyorum, özlüyorum. Öyle güzel günlerdi ki bilemiyorum. Çünkü o zaman benim babam Şecan Fabrikası'nda çalışan bir işçiydi. Oranın emekçisiydi. Ve yıllarca oraya hizmet etmiş, oradan emekli olmuş bir birey olarak biz neden buralarda çalışmayalım diyebiliyorduk o günün şartlarında. Ama şu anda yerinde yerler asıyor tabii ki. Çiğdem İlköğretim Okulu'nda ilkokulumu tamamladım. 5 yıllık eğitim süresi boyunca. Orada tabii müzikle alakalı 3. ve 4. sınıflarda ve özellikle 5. sınıflarda öğretmenimizin temsil kabiliyetinin biraz daha güçlü olduğu isimleri değerlendirmeye alıyordu. Ön planda genelde ben ve birkaç arkadaşımız oluyorduk. Sonrasında arkadaşlarımız arasında da tabii birçok eğlenceli dakikalarımız oluyordu. Ortaokulu Beykoz Yensel Ortaokulu'nda tamamladım. 3 yılım orada geçti. Ortaokulun son demlerine doğru müdür yardımcımız tabii veliler toplantısında babama bir mesleki yaşantısı olsun ya da bir askeri anlamda eğitim hayatına devam edebilir düşüncesiyle bir seçenek yapmak durumundaydım. Orada meslek lisesi sınavlarına girdim. Şişli Endüstri Meslek Lisesi motor bölümü mezunu olarak da tabii Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. 3 yılda orada eğitimimi tamamladım. Okul hayatında birçok başarılara imza attım.
özellikle ortaokul yıllarımda sınıf öğretmenimiz ve İngilizce öğretmenimizin doğrultusunda tiyatro ve sahnesel anlamlarda da birçok etkinlikte rol aldım. Elimden geldiğince de yapmaya gayret ettim. Öğretmenlerim sağ olsunlar. Birçok yönlendirmelerimizi tabii ki ilk öğretmenimiz olan anne ve babalarımızdan sonra tabii öğretmenlerimiz de bizim hayatımıza renk katmaya çalışıyorlar. Yol gösterici oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum tabii ki. Gel gidek Adana'ya, gel gidek Adana güzel derler. Hey kardeş gel gidek, gidek gidek, gel gidek Adana'ya, gel gidek Adana güzel derler. Hey kardeş gel gidek. Adana'ya gidek mi, şalvarından giyek mi, kebabından yiyek mi, hey ya kardeş gel gidek. Adana'ya gidek mi, şalvarından giyek mi, kebabından giyek mi, hey ya kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek, Adana'ya gel gidek, Adana güzel derler, hey ya kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek Adana'ya, gel gidek Adana güzel derler, hey ya kardeş gel gidek. İlk müzik aletimi babam aldı. İlkokul 5. sınıfta. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona da buradan tekrar defalarca. Baba bir yol göstericidir tabii ki. Sağ olsun bana ufak bir klavye almıştı. O klavyede o zamanın değerli sanatçıları, değerli müzisyenleri vardı tabii ki. Onların müziklerini dinleyerek, melodilerini çıkartarak ufaktan başlamış oldum. Herhangi bir kurumdan veya müzik evinden eğitim almadım. Almak çok isterdim. Tabiriyle biz alaylıyız. Gönlümüzden geldiği gibi bu müziği icra etmeye çalışıyoruz. Tabii ki hatalarımız da vardır, kabul ediyorum ama bu müzik gerçekten evrensel, dediğim gibi. Hatayı kabul etmeyen, hatayı gördükçe de düzeltilmeye çalışılabilen bir duygu. Beste çalışmalarım tabii ki her müzisyen abimiz gibi benim de oldu. Müzik çalışmaları adına birçok kayda yer vermeye çalıştım. Tabii ki günümüzde şu anda çok değerli abilerimiz, ablalarımız var müzik anlamında, kariyer sahibi. Belki onlardan kötü olur düşüncesiyle, biraz da tabii ki sivil hayatımın, iş yaşantımın daha ağır basması sebebiyle kaset ve albüm çalışmaları yani çok gündeminde oldu, yapmak istedim ama sivil işimden dolayı çok fazla da ağırlık veremedim. Sanki ayrılığım ben çekmemişim oy oy, ben çekmemişim oy oy. Çekerim ayrılığım oy seni bir zaman. Seni bir zaman. Müzik insanı her türlü kötülüklerden bence korur. İlk başta onu söyleyeyim. Kalbiniz gerçekten müziğe geçer diye düşünüyorum. Kalbiniz ne kadar temiz olursa o derece, o denli çok güzel müzik yaparsınız ve bunu karşı tarafa da hissettirirsiniz. Tabii bizim öncemizde, bizim büyüklerimizde bu işlerden evlerine ekmek götürmüş abilerimiz var. Yani müzisyen olmak çok zor.
Ben 2000'li yıllarda bu işin mutfak kısmında başlamıştım müziğe. Yani seslendirme kurmak, cihazlarla daha iyi iletişim halinde olabilmek adına. Tabii çok zor. Bugünün müzisyen abilerine baktığımızda, geçmiş yıllardaki performanslarını, nostalji kuşağı anlamında bazı videolarını izlediğimde, o müziğin kalitesini, o müziğin lezzetini karşı tarafa geçirebilmek adına gerçekten çok dört dörtlük iş yapmışlar. Şu zamana bakıyoruz, tabii biz de o abilerimiz gibi, o müzisyen gönül dostları gibi birçok programda yer almak istiyoruz doğal olarak. Tabii sırf müzik yapmakla tabii ki iş bitmiyor. Birbirimize karşı olan saygı ve sevgimizi ne zaman, nerede ve ne şartlar altında olursak olalım kesinlikle korumamız gerekiyor. Geçmişteki abilerimize saygımızı kesinlikle yitirmememiz gerekiyor. Onların bizden önce söz sahibi olduklarını kesinlikle aklımızdan dahi çıkarmayalım derim bence. Biz mümkün olduğunca birbirimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar ayakta durabiliriz. Yani müzikte her geçen gün bir şey daha öğreniyorsunuz. Yani üstad olmak gerçekten çok zor. Sayabileceğim çok isimler var Beykoz'da ve çevresinde, özellikle Paşabahçe'de. Çok değerli üstad, sanatkar abilerim var burada. Yani onlar kendilerini nasıl geliştirdiyse biz de onların yolunda az çok ilerlemeye gayret ediyoruz. İnşallah daha iyi oluruz. Daha iyi müzik yaparız. Kaliteyi düşürmeden izleyicilerimize, dinleyicilerimize inşallah daha güzel bir şekilde kavuşuruz diyelim. Buradan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim sizlere. Ne dedim de küstüm canımın içine. Boynumda sağladım verdin saçıma, yanıp ateşinle kül etme beni beni. Boynumda sağladım verdin saçıma, yanıp ateşinle kül etme beni beni.